burada kovanın kalabalık nüfusa geldiği zaman ne duruma geldiğine kanaat getirmeye çalışıyoruz. Bu arı neredeyse 20 çerçevelik nüfusu tam dolduracak şeye gelmiş, düzene gelmiş. Bakın kapalı yavrular full, kapalı yavrular full. Yani bu arı iki kat, üst kat evet, ikinci kat bu. Bu arı alt kat, üst kat komple kuluçka olarak şu an çalışıyor. Ya bunda üçüncü kat atma, bala girerken eğer üçüncü bir katı doldurabileceği kanaati varsa atılır, evet. Ama hemen onu da söyleyeyim. Kat konulduğu zaman söyle. Bala girileceği zaman bal akımının iyicene içeriye dolduğunu görene kadar bir kat daha atmam ben. Yani o arı katı koyabilirim üçüncü katı. Onda petekleri şişirebilir. Şişirebilir ama benim gayem o petekleri üçüncü kata doldurması değil. Bu ikinci katta yavruyu çıkartıp bu alanı doldurmasıdır. Yani o yavru çıkacak, oraya bal dolduracak arı. Aşağıda yer varsa kuluçkayı aşağıya çekecek. Yukarısı bal doldurur. Ama arının kalabalıklığını düşünüp hep üste bir kat atılır. Şişirilir arı tarafından. Ondan sonra onu şişirdi bir kat daha atılır. Siz balı doldurduğunu görmedikten sonra bir kat daha atıyorsanız arıya sadece mum şişirttiriyorsunuz. Balı stoklattırmanız lazım. Stoklatıldığını görmeniz lazım. Arı balı stoklayacak ki yavru yapamayacak, nüfusu azaltacak. Ama siz alan genişletip yavru attırıp, alan genişletip yavru attırsanız bal zaten geçer. Ondan sonra bakarsınız ki kovanda bal yok, sadece yavru var. Yani yavruyu yapabileceği yavruyu baldan önce yapmış olacak arı. Ondan sonra artık çıkan yavrunun yerine balı dolduracak. Biz bunda genel itibariyle hata diyoruz bakın. Yani bunu biz ne kadar? Üçüncü katı bal akımı başlamadı ama üçüncü katı doldurdum. Oraya da yavru yaptırdım. Şunu hep sorarım. Arıya üçüncü katı koydum. Der arıcı bana. Ben de derim ki en alt katta ne var? Baktın mı? Ya alt kat bakılır mı der arıcı. Alt katta ne olduğunu bilmiyorsanız üçüncü katı koymanızın hiçbir anlamı yok. Yani siz evinizin üçüncü katını çıkıyorsunuz, alttaki yolunuz taşınmış gitmiş yani şimdi. Siz üçüncü katı niye çıkıyorsunuz yani? Hiçbir anlamı yok. Kiraya veriyoruz. Güve kelebeğine kiraya veriyoruz. Yağmacılara kiraya veriyoruz. Eşek arıları ve sarıcı arılara kiraya veriyoruz. Ama kiraları toplayamıyoruz işte, sıkıntı o. Her defasında değil de yani nasıl dedim, ne kadar aşağıda da yavru var mı? Aşağıdaki durum ne? Bir genel itibariyle bakmanız gerekiyor. Yani haftada bir kontrol etmenizde fayda var. Yani ben her zaman şunu söylüyordum. Alt kat zaten dolu. Üst katta da 4 çerçeve. Kaç çerçeve? Ben bunu çok yapmışımdır arılığa gidip. Bu arada kaç çerçeve yavru var? Yukarıda 4 çerçeve yavruyu görünce arıcı der ki 14 çerçeve yavru var. Ama katı kenara aldığınız zaman bakarsınız ki alt katta çok büyük bir icraat yok. Olsa olsa 4 çerçeve yavru var, 8 çerçeve yavru vardır orada. Yani o arıya bazen kat konulmasına bile gerek yoktur. Ve yeterli gıda verilmiyorsa bir anlamı yok zaten o arının o duruma getirilmesinin. Bu hataların çoğunu yani arıcılar yapıyor bakımından söylemiyorum. Ben de yapıyorum bu hataların çoğunu bazen. Yaptığım için sizi uyarıyorum ki aynı hataları yapmayalım. Alt katta şunu çok karşılaşırız. Bala gireriz, çıkarız. Üst katı açarız. Üst katta işte yavru var. 6 çerçeve. Kenarlarda birer ikişer çerçeve bal var. Katı kenara alırız. Alt kata bakarız. Alt kat full polen dolu. E ben ne yapayım poleni? 10 çerçeve, 8 çerçeve, 6 çerçeve polenin bana bal akımı geçtikten sonra hiçbir anlamı yok. Ben onu kullandırtamam ki arıya. Arıyı alt kata koyamam. O polenleri alırıp kenarı koyamam. Sadece balı alırım. Bu sefer arı iki katlı kalır. E bal akımı geçmiş. Tamamen başınıza dert olur. Ama alt katı daha önce kontrol edip bal akımına girmeden önce alt katta bu kadar yoğun polen olduğunu gördüğünüz zaman
Bir çerçeve kapalı yavru, iki çerçeve polen arı bölersiniz bir tane. O bile size poleninizi bakın kullandırtır. Ama bal akımından sonra yaptığınız zaman o arıyı yağmalattırırsınız böldüğünüz arıyı. Misal bal akımı gelmiyorsa dışarıdan. Yani çeşitli sorunlar ama üretim dönemi içerisinde, yoğun üretim dönemi içerisinde sorunu tespit ederseniz çözebilirsiniz. Ve sizin için baldan sonra sorun olmaz. Çünkü fazla bir polen çerçevesi yoktur. Kullanmayacağınız bir çerçeve yoktur. Daha rahat planlama yaparsınız. Ha burada tabii ki sizin hani kontrol edebilecek bir arı becerisi edinmeniz lazım öncelikli olarak. Ondan sonra kontrol edebileceğiniz bir arı ırkına sahip olmanız lazım. Yani saldırgan, hırçın, huylu bir arı ırkıyla siz kontrolü rahat rahat yapamazsınız. Kendisi yok mu hocam? Hocam, saldırgan dedi, Kubilay'a sormadım. Bir de maskeyi çıkardı. Kestirmeden gitmiş.